하고 모아서 싸우는데, 보수당하는데, 오늘 대한민국의 반영을 주면 이 사람이 이기는 겁니다. 지하생기는 마음에 있습니다. 대학생한다. 수요하는 것만. 지필도는 것만. 예산을, 맛있게 먹어버리듯, 무모한 지하생기. 난 지필도 없거든, 난 수요도 없거든, 아주 많아요. 요렇게 지하생기 떴는 사람들이었다. 내 백성은 자단 이시치를 배아리미, 내 무릎을 배아리미, 막 내 기자, 이시치다. 바람들은 막 잡으시는 애들이 있어. 배고파서 마시는 얘기들이 되게 맛있다. 분노를 마시는 베레디오를 기대해. 무역 사람이 자는데 싸우고자 나와봐. 코스톤, 히스메다, 15%를 떴는 이유, 저는 내 위해서 줍니다. 분노를 대응해 줄이 안 되겠다. 사람이 땡겨를 주시오. 무슨 무슨 뭔가를 쳤어? 고수 쳤어? 고수 쳤어? 고수 이즈맷? 뭐 이즈맷? 야구 잘못 내가 잘못 또 우리 알바를 했다. 맞아요. 개찬 남아서나요? 개찬 남아서나요? 어떻게 구성되지? 개찬 남아서나요? 그룹 바스터 하면 기대입니다. 저랑 때려밀릴 때기입니다. 밀란 뚜랑 대사람아 되려고 알바되시다. 사우라고 영시한나마이. 이스타라 사람들이 사우. 내가 기부 왔샤. 비스 뭐 아프야 비유 하나게 짠들으리스. 내가 이제 대할때 바꿈 알바되시다. 메뉴에 바꿈. 그룹 바스터 하면 기대입니다. 내가 본만 메뉴에 기바꿈. 드랍 다나 가라지 해야 돼. 바깥에는 물 마시던 사람이 똑같게 해봐. 제 바람 비비대. 야, 아무도 하시길래, 쟤 나아프였으니까. 쟤 나아프였으니, 묵은다는 거야. 아, 씨, 막, 막 신도를 했으면 이게 아니지? 막 안 되시면 있으면 오고 보고 가라고 하자. 걱정이 이게 주도해, 막. 그리고, 혹시 이해하는 거예요? 내는 맨날 말했구만. 오늘 사람들이 해리용 교수들에게 졸업했어요. 해리요. 엄마 그런 것들은 되시되 오학 속사원에게 알려주시오. 알라 가브리 스미셜라 오리지널에 있다는지 메리아 바꾼 알까리스타. 엄마 소리는 이제 흐려 무슨 에펜은 바라지용이 없거든요. 바라지용이 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 없거든요. 야 그런 것들은 되시되는 스미셜라 바꾸는 bak bunun üstüne başlaması söylüyorum. Muhakkak bu görüşte konuştuklarımız belki buradan dinliyordur, belki bir başkası söyleyecektir. Halbuki keşke isterse kim burada olsun, kendini de dinlesin. Ve hatta ben şunu söylüyorum. Basınımız burada. Gazeteci her zaman üç tane belediye başkanı adayı. Üç tane belediye başkanı adayı. Yan yana konuşsunlar. İstişare yapalım. Bu işler basmak olmaz. Bakın bizim geçen hafta son meclis toplantımız vardı. Son meclis toplantımız. 5 senenin sonundaki son meclis toplantımız. Saat 5 oldu yok. 5 çeyrek geçti yok. 10 geçti yok. Yazıştırı müdürümüze dedim ki kim yönetecek meclisi? Cevap yok. Derken Ahmet abi geldi. Kusura bakmayın biraz geç kaldım dedi. Saat de 5:20 geçiyor. 60'ın dersine kendisinin programda reklam gibi oluyor ama. Dedim ki Ahmet abi başkan ev ziyaretlerinde Allah Allah ben yöneteceğim birisi. Buyur Ahmet abi geç yönet. Vallahi ben isterdim ki belediye başkanı olarak gelirim olsun toplantıya. Dedim ki arkadaşlar birbirimizi gücendirmiş olmuştur. Sevindirdiğimiz olmuştur. Karnımızın kırıldığı günler olmuştur. Ben sizden hakkımı helal ediyorum. Sizler de bana hakkını helal edin. Ya bu çok zor bir şey değil. Bunu yani çok mu bir şey istiyorum ben arkadaşlar? Bak ben buradan söylüyorum. Ben hakkımı helal ediyorum kendi adıma. O da inşallah bir gün konuşmasında çıkar, ben de meclis söylemeye hakkım eden ödülürüm der inşallah. Benim beklentim bu. Ben buradan bir kez daha söylüyorum.
veriyorum. Bu işleri koşturacağım. Sizlere söz veriyorum. Emeklerim Allah'a şükürler olsun. Şimdi de sizin hizmetkarınız olmaya çıkıyorum bu yola. Sizin hizmetkarınız olacağım. Derdeme güzel şeyler kazandırabilmek için gece, gündüz koşturacağım. Bunu böyle bilirsiniz arkadaşlar. Bununla hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi son sözü sandıkta sizler söyleyeceksiniz. Benim beğendiğim güzel insanlar, sizlerden isteğim, Allah izin verirse, seçim gününe erersek, 5 yıl için sizden rica ediyorum, elinizi vicdanınızda koyun, bir 5 dakika düşünün. Ağırlık yumuşak mı bu siyaseti daha iyi yapar? Falanca kişi mi, falanca kişi mi? Hanginize uygun görüyorsanız, bakın, şuradan tekrar söylüyorum, kişisel çıkarlarımız olabilir. Yani işimi çevirmek için onun içiniz düşmüş olabilir. Efendim mevcut belediye başkanındır, şöyle böyle demiştir, söz vermiştir, tavır etmiştir olabilir. Arkadaşlar, kişisel menfaatlarımızı bir kere de bırakalım. Her zaman verdiğimiz için neler yapabiliriz? Bu gelecek nesillere bu kaderimizi daha da nasıl güzelleştirebiliriz? Bunun hesabını yapın. Sizden Allah rızası için rica ediyorum. O oyunu kullanmadan önce 5 senemiz için 5 dakika düşünün. Şimdi ekibimizle birlikte ürettiğimiz projelerimizden bahsedeceğim ama sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Broşürlerimiz dağıtılacak. Oradaki projelerimizin hepsini göreceksiniz. Bakın ilk proje, en değer verdiğim bir proje. İlk proje. Ne zamandan beri buna kafa yoruyorum. Taşımacılık. Taşımacılık arkadaşlar. Terzalan Belgesi'nde bu taşımacılığı bu fiyatlara ben kabul edemiyorum. Ha onlara kurtarmayabilir. Eyvallah. Bak onun saygım var. Ben demiyorum ki siz çekin hattınızı belediye olarak komple ben taşıyacağım. Hayır. Ben öyle şey demiyorum. Ben vatandaşıma 6.30'da Bayramıcı Elma'ya gidiyorum. 60 TL para. Bakın şimdi arkadaşlar. Dikkat buyurun bak. Bu çok önemli. Belediyenin bu yetkisi var ya, yok belediye taşımacılık yapamaz. Yok öyle bir şey. Benim gözümde belediye başkanının yetkisi bir para basmaya, iki adam basmaya yetkisi yok. Belediye başkanının bu kadar yetkisi var. Bayağı önce gittim. Ahşe teyze bari bir yerine gitti arkadaşlar. 60 TL. 65 değil, belki bu sene 65 olur, bilemiyorum. 4 kişilik bir aile 60 TL'sini aldı geldi. Çocuk dedi ki baba ben ayakkabı istiyorum. Kızı dedi anne ben de ayakkabı istiyorum. Çan'a gidiyoruz şimdi. Şu an 4 lira, geçen mecliste gündeme geldi, 5 liradan bahsediyorlar da. Ne yapıyorsun dedim ya. Olmaz. Vallahi olmaz, ben kabul ediyorum dedim ya. 4 liraya bağladılar işi. 4 kişilik bir aile, Çan'a gidip geliyor 32 lira. Bayramıştı. Öyle o kadar. Elma toplarsan Çan'a gidip gelebiliyorsun arkadaşlar. Vallahi burada size bunu söylüyorum. 2 lira yapacağım. 2 lira yapacağım. 2 lira. Bakın. Bakın. 2 tane oluyor sağlık diye. 2 tane oluyor. O sattı. Baktım başkanlığımız aldı sattı. Satmadı üstünü, satılmadı ki yerimiz kalmadı. Bırak 3 trilyon. Sattıklarımız, hele hele şu Ocaloğlu'nun altında bir yerimiz var, 10 dönüm. Sanırım Süle Mahallesi sınırları içinde kalıyor. Erdal Kurtar da yok, Süle sınırları içinde kalıyor. Vallahi ilgilenme yüzyılsızdan 150 kamyon bil çektirdim oraya. Gençlerimize futbol sahası yapalım. Gençlerimiz eğlensin.
Kendime göre takılsınlar diye. 150 kamyon mil çektirdim. Özel idare kamyonlarına. Evet. Masalanda diyorum bak, buna inanın. Gittim, devlet kurumunun birinden en kuvvetli dozörü çıkarttırdım. Müdür dedi ki, mazotunu siz alırsınız. Dedim efendim, onun mazotu yer mazotu gibi. Ben bunun mazotunu vallahi karşılayamam dedim ben. 2 milyonda mazot. Geldi seyreye aldırdım. 100 bin liraya gitti. Gitti tarla. Baktım satıyor, yani içim acıyor ama. Satıyor, yetkisi var. Ya dedim ki başkanım, en azından bak bu yol direkt otarlığa vuruyor. Bir geçiş bırakalım, şuraya geçmek isteyenler de bu yolu kullansın. En azından bunun sınavı sana yeter. O da yok. O da kaldı. O da kaldı. Arkadaşlar, bu işin öbürü siyaseti seveceksin. Bakın, ben burada şunu neden üstüne basamasa söylüyorum. Herkesin sevdiği bir iş vardır. Herkesin sevdiği bir iş vardır. Sevmediği işi çözer bile yaptıramazsın. Doğru mu? Arkadaş, sen otomasyon işini seviyorsun. Ben de siyaseti seviyorum. Bu da işin o. Şimdi zarar eder diyorlar, 2 liraya çekerse. Allah izniyle Çan'da Sayın Abdurrahman Kuzu, Milliyetçi Hareket Parti'nin desteğiyle ittifak var zaten. Çan Belediye Başkanı. Ben kesin gözüne bakıyorum. İnşallah Rabbim o günlerde gösterirse bak göreceksiniz. Ben bu kamyonun mazotlarının Çan Belediyesi'nden bedava alırım. Alırım. Ben giderim, çekerim onları. Sayın Başkanım, çöp kamyonumuz Çan'ın girişinde. Sayın Başkanım, otobüsümüz falan da köşede bekliyor. Hangi petrolden doldurayım? Fıkra anlatırım, masa anlatırım. O da doldurum ve olmadan bu tersiyonla gelmem. İletişim şart, iletişim. İletişim şart, iletişim olmazsa gittin. İletişim şart. Beden dili. Kendini anlatacaksın. Bir şekilde söyledireceksin. Bu gece kadar senden. Allah aşkına git, nereden doğruluyorsan doğru. Abi başından git diyelim. Bakın sosyal medyada görüyorsunuz değil mi? Terzalan Belediye Başkanımızın, şu anki mevcut, Şu an belediye başkanıyla hiç şöyle insanın bir şey gördünüz mü? Yok. Şeker gibi adam Can Abdurrahman Kuzu. Şeker gibi adam. Geldi de bir ziyaret et. Gel davet et. Bir yemek söyle. İletişimini kur. Hizmeti al. Al hizmeti. Vallahi Çan Belediyesi'ni hurdalarını, bizim Terzalan Belediyesi'ni alacağımız otobüsün mazotlarını 5 yıl karşılar. 5 yıl! Ama koşturacaksın işte, baştan da söylüyorum. Seveceksin, siyaseti sevmiyor. Seviyorum derse yalan söyler bak. Buna inanın. Siyaseti sevmiyor arkadaş. Şimdi su projemiz. Su projemize geçiyorum. Bak otobüs konusunda kesinlikle taviz yok. Allah bana bu işi nasip ederse 2 liraya Çan'a gidip geleceksiniz. 2 lira. Yok öyle. Vallahi bak bu iş olmasın 5 lira en kısa zamanda yol. 4 kişi 40 lira yol parası. Ondan sonra adam Çan'dayı tutuyor. Çan'dayı tutuyor. Ne yapayım ben diyor ya. Benim çocuğum işe gidiyor. Ben işe gidiyorum. Toplam 800 lira yol parası veriyorum. Tutarım 600 lira Çan'daya gidiyor. En azından yarım saat fos duyururum diyor. Doğru mu? Yarım saat fos duyururum diyor. Ya devlet Terzalan belde halkımıza kişi başına bir para veriyor. Bırak Allah aşkına o parayı bağlı belde halkıma açıyor. Belde halkıma açıyor. Siz, bak bunu özellikten bilin. Kişi başına devlet her ay kişi başına yaklaşık
Öyle tahmin ediyorum 70-80 lira civarında bir para. 4 kişilik bir ailede 320 TL. Ya sen belediyesin, sen altından nasıl bu kadar düşünmezsin? Kendi işlerini nasıl koşturuyorsan bu işte de koşturmak zorundasın. Bakın buradan söylüyorum, belediyecilik benim el işim değil, tek işim olacak, tek. Bakın su projemizde şöyle bir düşüncemiz var. Bunu yine belde altımızda karar vereceğiz. Akıllı sayıcı geçmek isteyenler, gelip belediye müracaat edecek, masrafı bize ait. Akıllı sayıcı geçeceğiz, vatandaş su yükletirken 50 ton su yükletiyor, %50 ucuz. 40 ton mu su yükletiyor, %40 ucuz. Ya su parası bu, su. Yılda 2 ay falan. Bu Çerkezi dediğimiz bölgede kuyular var, dalgıç pompalar. Elektrik masrafı oluyor orada, 2 ay. Ay koca çınarlardan şaldır atalak depoya geliyor. O depoyu da bak, o depo konusunda da çok ciddi düşüncelerimiz var. Hatta projeleri şeylerin hepsini hazırladı. En son adam ne yapsın? Ümidi kesti. Ya yapalım diye özellikle ısrar etti. Sana ne sen tanışma bu işlere de derler diye. Ben buradan size söz veriyorum. Yukarıda maliye su basıncının